Herkese selamlar dostlar. 15 Nisan 2023 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle direkt skor yarışmasıyla başlayalım. Sizlere Fenerbahçe Ankara gücü maç skoru ne olur diye sorduk. Bilen iki arkadaşımızı katı Telegram gruplarına Nisan ayı boyunca dahil edelim. Daha önce yapmış olduğumuz Feyenoord maçının maç skorunu kazanan arkadaşımız da Halil Yalçın isimli arkadaşımız. Tebrik ederiz. Başarılara devam ederiz. Instagram'dan yazsın. Instagram demişken de Instagram adresimiz güncellendi, değişti. Kangal Bey olaraktan da bu hesaptan benimle iletişime geçebilirsiniz dilek, şikayet, öneri, katı telegram grupları için bilgi, iban üzerinden gelmek isteyen herkes doğrudan benimle Instagram'dan iletişime geçebilirler. Geçtim bunu. Dünün kombinlerine baktığımız zaman da iki tane ideal kombinem vardı. Ki UEFA bence patladı arkadaşlar. Basket kombinesi kazandı. Solda gördüğünüz basket kombinesiydi. Baskonya maçını 163.5 üst. Tel maçına maçını ev sahibi 81.5 üst olarak aldık. Kazandı. kaybeden kuponu baktığımız zaman da Feyenoord'un korneri gelmedi. Leverkusen'de iki tane gol atmadı. Haliyle lostlandık buradan. UEFA içinde yani yapacak bir şey yok. Maçların bence hepsi patladı. United 90 artı da iki tane kendine gol attı zaten. 86-92. Ya yani yapacak bir şey yok. Kaybettik Perşembe günü. Canlı olaraktan da dediğim gibi gruplarımızda zaten elimizden gel iyi ilerlemeye çalışıyoruz ki dün de bence iyiydi canlılarımız. Maçlar patlamasına rağmen genel gol aldığımız için deplasmanlar da atsa maçlar patlasa da bir nevi kazandığımızı da söyleyelim. Canlılardan biz kazan sağladık. Hatta herkes açık telegram grubunda da 3 tane canlı verdim. Oraya da katılabilirsiniz. Açıklama ve yorumlar kısmında var. Cumartesi ve cuma pek fazla gelmeye, gelmeyebilir ama pazar günü canlılar sizlere de gelecektir. Buraya ara ara canlılar da ileteceğim. Ee, hatta şöyle bırakayım şeyini. Ekranda zaten görüyorsunuz da tekrardan ben şöyle göstereyim. Dün neler verdik orada hemen ondan bahsedeyim isterseniz. Şöyle Feyenoord'da bir şeyler oluyor dedim. Bundan telif yemeyiz herhalde bu benim çekimim. Güzel bir şeyler var. Ne etkinliği bilemedim ama bir şeyler vardı. Dedim ki Weston maçı dakika 16. Baktım maç hareketli. Dedim ki genel iki tane gol alalım. 1.50 gibi oran var. Aldık mı aldık. Feyenoord Roma maçı. Dedim ki dakika 33 Feyenoord bu maçta atacak yani. Kurtuluşu yok. İyi de oynuyordu. Pozisyonlara da giriyordu. Arkaya top atıyordu. Feyenoord'un bir golünü aldım. Fenerbahçe Beko'nun maçı vardı. O da baktım ilk periyot bitti. İyi başladılar. Kötü bitirdiler. Direkt 76.5'dan aldım. Şöyle bir de oldu. 80 sayı çıktı. Temiz kazandık. 2'de 2 oldu mu Feyenoord da attı. Gent maçında da bir uçuk üstü olunca da o da atmış gibi geldi. 3'te 3 olarak da tamamladık. Bu şekilde ara ara canlı bahisler de veriyorum zaten herkese açık grubuna. Şimdi sizlerden ricamız videoyu açsanız like'lardın. Arkadaşlar bakın yani 2 saniye şöyle bir like'lara bir bası verin. Hemen artı 300 seviyesini bir geçelim. Bizim için önemli. O yüzden like'larınızı eksik etmeyin. Hemen like'larınızı attıysanız da başlayalım. Artı 300 seviyesinde önemli bizler için. Şimdi Adana Demir ile Kasımpaşa maçıyla başlayalım. Adana Demir geçen hafta bay geçti. Herhangi bir maç oynamadı. En son oynadığı mücadele Galatasaray mücadelesi ki o maçta da eksikler vardı. Bu maçta eksiklerin çoğu döndü Adana Demir tarafına. Olumlu. Adana tarafından zaten bir gol aldık şimdi. Bu eksiklerin dönmesi, kendi evinde olması ve kendi evinde henüz daha mağlubiyet almamış bir takım var Adana Demir adına konuşmak gerekirse. Kasımpaşa'ya baktığımızda Kemal Özdeş dönemi tekrardan başladı. Üçüncü dönemi artık bu adamın da. Geçen başında Trabzon 2-0 yenmesini bildi. İyi de futbol sergiledi. Bakın Kasımpaşa 4-1, 4-1 şeklinde oynuyor. İlerideki o 4-1 var da 5'i de gerçekten 5'i de çok kaliteli oyuncular. Ayağı temiz oyuncular olduğundan kaynaklı. Kasımpaşa'ya gol alırken ben kolay kolay çekinmiyorum. Burada varın oranı çok açmamışlar ama ben buradan idealden... Oho 1.34'den 1.29'a düşürmüşler. 1. 34'ten aldım ben bunu da 1-29'a kadar düşürmüşler bunu baylar. Yani Olması yüksek ihtimal bu kadar çok bir anda nasıl düşürdüler daha ben sabah onda analiz yapıyordum saat şu an 11 buçuk o arada düşürmüşler bakın şu an ben de şokum yani bir 30'dan almayalım Sistemi alacaklar da şöyle bir şey yapalım o zaman Sistemi alacaklar ilk yer bir buçuk üst bir 88 sisteme alsın çünkü güzel gollü bir maç bekliyorum Adana Demir de kendi evinde yenilmedi Adana Demir de kazanabilir de yani ben VAR'ı geçirdim aklıma. Kasımpaşa'nın oyununu beğeniyorum açıkçası. O yüzden VAR tercihini aldım. Sistem açacaklar da ilk kere bir buçuk üstünü alsın. İkinci mücadelem İstanbul Başakşehir karşılaşması. İstanbulspor'da önemli eksikler var. Bu önemli eksiklerden bahsedirse, bahsedersek takımın en golcüsü Etemi bu maçta olmayacak arkadaşlar. Kart cezalısı. Mehmet Yeşil bu maçta olmayacak. Kart cezalısı. Muammer Sarıkaya olmayacak. Bu maçta kart cezalısı. Bunlar zaten ilk 11 oyuncuları. Deplasmanda da önemli bir eksiklik yok. Serdar Güller belki oynamayacak. O önemli eksiklik olarak yazabilirim. O zaten yaşlandı. Onu geçelim. İstanbulspor Spor galibiyete ne kadar da hırslansa da sürekli arkada boşluk bırakacaktır. Ki Başakşehir takımı bu boşlukları gerçekten en iyi şekilde değerlendirebilecek takımlardan bir tanesi. Arkaya koşuları çok iyi yapabilen takım. İstanbulspor Spor yüklendikçe Başakşehir bence pozisyon bulacaktır. Burada da ben yüksek orana gideceğim. Deplasmanın atacağı 2 gole 1.77 gibi oran açmışlar. Ben burada Başakşehir'in atacağı iki gole inanıyorum. 1.77 gibi yüksek bir orandan öneriyorum. Köln ile Mainz mücadelesi. Köln'ün kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da kendi evinde taraftarıyla arkasında oynayan bir takım. O yüzden Köln burada baskılı bir oyun sergileyerekten de futbolunu sergileyecektir. Köln tarafından gol bulma ihtimali var. Mainz'e baktığımız zaman da işte kendine üstüne gelen takımlara karşı Mainz takımı çok iyi. Özellikle deplasman karnesine bakın. Deplasmanda gol karnesi çok daha yüksek çünkü geçiş oyununu gerçekten iyi oynayabilen takımlardan bir tanesi. Ben bu mücadelede doğrudan bir var sonucunu alacağım. 1.54 gibi de bir güzel bir oranı var. Karşılıklı gol var bekliyorum. 1-1 zaten maçın indeks beklentisi. Onu da belirtelim. Ekstradan maç sonu 0 çıkabilir de sadece KG var olarak değerlendirme altına aldım. Bundesliga'dan. Ki Bundesliga takımlarının genel özelliklerini biliyorsunuz. Çok fazla defans yapmayı bilmeyen takımlar bunlar. O yüzden var olarak aldım. Diğer mücadelem Leipzig ile Asburg mücadelesi. Leipzig tarafında eksikler vardı. Bu eksikler döndü. Özellikle Enkunku bu maçta muhtemelen olur gibi geliyor bana. Sakat olarak gözükmüyor. Olursa güzel olur. Yani şüpheli durumda. Bu maçta oynama ihtimali var. Son mücadelesini kazandı Leipzig. 1-0 deplasmanda iyi bir futbolla kazandı. Goller gelmedi sadece. İlk 4 yarışına baktığımız zaman da arkada takipte Freiburg, Leverkusen gibi takımlar varken önünde de Union Berlin'e geçme gibi şansı varken burada Leipzig'in herhangi bir hata yapması beklenmiyor özellikle. Kadrosu da kaliteli. Eksiklerinde çoğu dönmüşken ve Augsburg'un herhangi bir iddiası kalmadı. Ben buradan doğrudan ilk yerden bir Leipzig galibiyeti bekleyeceğim. Onun da oranı 1.44 arkadaşlar. İlk yarıdan bence Leipzig galibiyet alacaktır gibi geliyor bana. Stuttgart'la Dortmund mücadelesi yani zorlu maçlardan bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Çünkü Stuttgart düşme hakkında mücadele ediyor ve kendi evinde taraftar ile birlikte oynayan takımlardan da bir tanesi. Taraftarı burada zaten stadı full olacak full bir destek olacaktır. Olası bir sürpriz çıkma ihtimali var mı? Bence olabilir. Ama Dortmund'un da burada kesinlikle kazanması lazım. Bayern tarafıyla arasında bir şampiyonluk yarışı var. Aralarında 2 puan var. Olası bir puan kaybında zaten Dortmund üstlere doğru birinci zirveye kadar oturmaya çalışacaktır. Ki Dortmund, Bayern Münster'de bir kavga olayı var bildiğiniz üzere. Mane'ye, Sane'ye bir yumruklamış? şöyle bir haberler var. Takım içinde bir huzursuzluk var. Sizden 3 yediler. Moralleri bozuk. Hoffenheim'e oynayacaklar. Ben o maçı almadım fakat Dortmund'un burada güzel bir maç çıkarmasını bekliyorum ki Ademi Haller gibi isimler hatta Julian Brandt da kadroya dönmüşken güzel bir maç olacaktır. Ben Stuttgart tarafından da gol gelme ihtimali düşünüyorum ama var tercihini almadım burada. 2.5 üst tercihini burada 1.47 gibi orandan tek tercih olarak alıyorum. Ama Dortmund'un da bir olası kazanma şeyi olacağından dolayı hırsı da olacağından dolayı sisteme de 2.5 üstünde 2 2.50 gibi oranı var. Bunu da değerlendirme altına alabilirsiniz sisteme. 2.50 gayet güzel bir oran. Tottenham'la Bournemouth mücadelesi. Bournemouth tarafı çok hırslı oynuyor ve açıkçası hırslı oynamasından kaynaklı bastıran bir takım oluyor. Kim olursa olsun son dönemlerde bastırıyor ki bunun ekmeğini de yiyor açıkçası. Galibiyetler falan aldı. Şimdi Tottenham'la oynayacaklar. Tottenham'da Vukov'da kazanması lazım. O da aynı şekilde ilk 4 yarışında. Kazanmasa bile zaten şöyle söyleyeyim. Yani kazanması zorunda olduğu için söylemiyorum bunu. Bournemouth takımı önde oynadığı için ve Tottenham o boşlukları çok iyi değerlendirebilecek bir takım. Mesela son mücadelesinde kazanmadı. nasıl kazandı? Arkada sürekli boşluk yani rakip oynuyor. Kendi bir kontraya çıkıyor. Gol atıyor. Öyle bir takım. Bu da Tottenham'ın iki golünü aldım. Ya yani ideal bir 35 gibi oranı vardı. Gayet oran değişmemiş aynı. Tottenham'ın burada iki golü bence idealdir. Alınır ki atar bence burada Bournemouth'a karşı. Çünkü Bournemouth çok fazla pozisyon veriyor rakiplerine. O yüzden iki golünü aldım burada. Maçın beklentisi 3-1. Onun dışında bir de şöyle bir yüksek oran oynanmak istiyorum. Bu mücadelede Bournemouth'a gol atma ihtimali var bence. Zaten burada Dortmund'un iki golünü aldık ya e, Dortmund'un diyorum. Tottenham'ın 2 golünü aldık ya burada. Bournemouth'ta gol atarsa var ve üstünde geleceğini düşünerekten de yani 1.35'ten almazsın. almasın, de bir golünü beklersin. 1.82'ye kadar da oranı çıkartabilirsin. İsteyenler sistem kuponunu atabilir. City ile Leicester mücadelesi. Yani Stil'in şöyle bir açıklamalar oldu Guardiola'nın. Yani biz basıp geçeceğiz herkese ediyor Yani öyle bir açıklama yaptı ki Bayern'e de 3 attı. Zaten bu maçı da önemseyecektir bence. İlk yarıdan misli galibiyeti doğrudan alınabilir zaten. 1.31 gibi bir oranı var bunun. İdeal olarak ideal kombinlere koy. Bekle yani Haaland'dır, Grealish'tir bunlar oyundan atar geçer. Bayern bir deplasmana gidecek olması bence bir şey değiştirmez ki Leicester'ın durumu ortadan düşecek gibi de duruyor e, ee, nasıl bir yüksek oran, o, yüksek oran alırız diye baktığım zaman da diğer seçeneğinde ev sahibi iki yarıyı kazanan oranında 1.84. Onu da alabilirsiniz. Sizi tarafı bence her iki yarıyı da kazanabilir. Fenerbahçe ile Ankara gücü karşılaşması. Bu maçın da maç skoru sizlere sorduk. Maç skoru ne olur diyerekten de. Fenerbahçe'nin ben burada olası bir galibiyetini zaten bekliyorum. 1.19 gibi oran açmışlar. Ankara gücü de gollere destek verebilir mi? Ki verebilecek potansiyelde olduğunu da biliyoruz. Ama Fenerbahçe burada baskın oyunuyla galibiyete uzanacaktır. Fenerbahçe'de önemli bir eksiklik var. Ferdi bu maçta olmayacak. Şöyle idealden ne alabiliriz diye baktığım zaman da ideal kombinlere Fenerbahçe'nin ilk yarıda atacağı bir golü al koy 1.30 gibi oranı var. Fenerbahçe ilk yarılarda iyi oynayan ve Kadıköy'de oynanacağından kaynaklı ilk yarıdan bir Fenerbahçe golü gelebilir. Onun dışında ilk yarı galibiyetini de burada bekleyebiliriz. Bunun da oranı 1.57. Zaten ilk yarıdan Fenerbahçe'den bir gol bekliyoruz. O gol geldiği zaman da ilk yarıyı da önde kapatma ihtimali olursa 1.57 1.57 oranı da burada yakalamış oluruz maç skorunu yazmayı da unutmayın yorumlara. Son mücadelem Blackburn ile Hull City mücadelesi. Blackburn'un son mücadelesini izledim. Championship vardı bildiğiniz üzere. Saat 2'de oynadı. Huddersfield ile oynadı o maçı da. 2-2 beraber kaldı. Fakat maçı isteyen taraf Blackburn tarafıydı. Şimdi puan yarışında playoff yarışı var burada. Burada bir şu an burada rakipler birbirleriyle oynayacak bu hafta. Blackburn de Hull ile oynayacak. Hull City'de bildiğimiz takım en son oynadığı mücadeleyi 9 numara forvetinde Ozan Tufan oynuyordu. Öyle söyleyeyim. Yani Blackburn biraz daha geçen hafta izlediğim kadarıyla bu Hull City'yi yener. Maç sonu birisiyle doğrudan 1.66 gibi oranları önereceğim. Bence oran riski karşılıyor. Onun yanında da 4.5 altına 1 yaparsanız da oranı 1.84'e kadar da çıkartırsınız. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 9 adet mücadelem vardı. İdarelerinden yüksek oranlarını anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.